Başlayalım. Arzu, senden başlayalım öncelikle. Evi nasıl buldun? Kirli bir ev miydi senin açından? Diğer üç güne rağmen bu ev daha mı kirliydi? Hayır, değildi. 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 Peki temizliği nasıl buldun? Buyur anlat, yorumla temizliği. Nereden başlayayım? Nereden istersen. Mutfak, mutfak en zoruydu. Mesela mutfaktan başla. Mutfaktan başlayayım. Gel, bakmaya geldiğimizde kombiden başlamıştı. Ben öyle gördüm. Öncesini görmedin tabii ki. İşte gel, ben geldiğimde oradaydı. Şimdi öncelikle genel olarak hepiniz yanlış yerden başladığını düşünüyorsunuz galiba. Öyle bir yorum var. Hepiniz yanlış yer. Mutfak mı yanlış yer? Ben salondan başlar diye düşündüm. Sen de mi salondan? Siz de salondan. Aynen. Ama herhalde o zamanla temizliği yaptıkça artık insan hali kalmıyor ya. Oraya herhalde hali kalmayacak diye düşünerek oradan başladı. Salondan başlamak mantıklı mıydı senin açından peki? Ya ben direkt mutfağa girdim. Çünkü çok enerjiktim. Hani mutfağa gireyim çünkü gerçekten çok kötüydü. Hani bütün enerjimi oraya vermek istedim. Siz neden salon? Sen neden salonu düşündün en başta buraya girmesin? Salonda çünkü çok eşyası yoktu. Burayı hemen bitirip daha sonra mutfağa geçebilirdi. Yani salon, mutfakta çok zaman harcadım Başak. Yani diğer, salonun zaman temiz olmasından harcadım. Dolayı istediniz. Evet. O da mutfak daha kirli ve hemen hazır gücüm taze ve sıcakken bütün gücümü oraya vereyim diye mutfağa girdim. Bir de mutfak çok yağlıydı. Oraya bir yağ sökücü sıkıp buradan başlamasını ama isterdim ben. Ama ben Kadir'le konuştuk biz. Kadir hani o yağ sökücü kuruyor dedi. Yani ben ona nazaran zaten o şekilde düşündüm. Yani gerçi haklı olabilirsin o konuda ama düşündüm. Ve hani orayı hemen halletmek istedim. Ya tamam zamanım az kalmış olabilir ama hem banyo hem tuvalet hem de buraya girdim. Peki. Fazlasıyla girdim. Şimdi Arzu'dan devam edelim. Arzu, kontrolsüz güç uyguladığını ve hızlı ama bir şey yapamadığını söyledi. Evet. Yani sen dedin ya az önce şuraya girdim buraya girdim aslında sadece kontrolsüz güç uygulaması. Ya yapmayın yani ya. Yani elini vurduğun yerde bir şey benzememiş. O mutfak dolabı şu anda adam yani. Resmen adam. Yapma Arzu. Ya, mutfağa girdiğimde dediğim gibi çok enerjik gördüm onu. Evet. Şaşırdım. Hani böyle de devam ederse dedim hani zamanından bile önce bitirebilir diye düşündüm. Ettim. Öyle gördüğümde peki kontrolsüz güç uyguladı ne demek? Yani çok hızlıydı ama ne yaptığını bilmiyor gibiydi. Ben öyle düşünüyorum. Kaç gündür kombi borusu kombiye taktı kafayı. Evet. Tamam kombinin dışa giden borusunu çok güzel temizlemiş ama kombi duruyor, doğalgaz borusu duruyor, mutfak dolaplarının yanlardaki doğalgaz borusu nasıl duruyor? Onları terledi bayağı. Yok terledim. Duruyor. El üst katını o zaten tel kısmına hiç dokunmadım zaten. Yok, sen akordiyon borudan mı bahsediyorsun? Yok o alttakileri ben hiç bakmıyorum. O zaten komple olduğu gibi duruyor ama o demir borular var ya, evet. Onlar gayet rahat temizlenebilecek bir borular. Mutfak dolaplarının üstüne baktım, üstü okey ama içleri duruyor siyah. Yerlerde köşeye, o üçgen köşeye pislik birikmiş, su birikmiş, o duruyor. Hangi üçgen köşe? Dolapla balkon kapısı arasında? Ya oraya zaten nasıl girdik yani? Nasıl girdik duruyor ama, oraya? Duruyor. Buzdolabına hiç girmemişsin. Evet, buzdolabına giremedim. Duruyor. Beğenmedin mi bugünkü temizliği? Beğenmedim. Ya elimden elimi yıkadım, çok zor çıktı ya yağ lekeleri. Peki ya, öyle zorlu ya bir yağ temizledi mesela. Zaten ya ilk halinden bakın tamam mı ve 4 saati düşünün lütfen. Ya o mutfak dolapları ne haldeydi ya? Lütfen ve ben aldım zaten Kadir'in elinden o zorlu yerleri ben aldım zaten. Yapmayın. Lütfen yapmayın rica ediyorum. Gerçekten. Ama gördüğümü söylemek zorundayım Başak. Arzucuğum bak 4 saat diyorum sana. Bizde de 4 saat. Bizde de ek bir süre verilmedi. Tamam, bizde de 4 saat. Ama bir karşılaştırır mısın senin dolabınla benim dolabımı mesela? Burada bak karşılaştırmaya çok kesinlikle katılmıyorum aslında. Ama sonuçta buradaki yağ görüyorsun. Buradaki yağın farkındasın. Sabah baktık zaten. Evet. Üstüne kadar baktık. Benimki evet. Kıyaslamayalım diyoruz ama kıyaslamak zorundayım. Sen diyorsun senin dolabınla benim dolabım aynı mı? Benim dolabımın üstü daha çok yağlıydı. Seninkinde o kadar yoktu. Ya içleri zaten kaç tane dolap var. Üstleri zaten çıkmıyor. Yani Arzu salona gelelim. Salona gelelim. Salona geldiğimizde camı bitirmek üzereydi. Zaten girdik bitti. Ondan sonra peteği silmeye başladı. Peteği silerken üstünü çıkarmadan silmeye çalıştı. Sonra çıkarmaya çalıştı. Çıkartamadı. Yardım aldı. Çıkardı. Tam orada sildi. Ben kendim senkronize olmaya çalıştım. Hani nasıl sonra yapabilirim? Sildi. İçini silmeden onu geri taktı. Cam zaten çok kirli değildi. Plastik doğramaları sarıydı mesela. Her tarafını telledim güzelce, ama kremledim. Ama kenarlarda şeyler hala duruyor yani. Kremledim. Kremlemişsin ama çıkmamış. Camlarda hep boya lekeleri boyalar vardı. Boyalar duruyor, çıkmamış. Tamam, ya nerede zaten 4 saatte hepsi nasıl krem çıkabilir? Krem lekelerini de görüyorum ben şu anda Kadir. Bak köşelere bak, krem lekeler de duruyor. Elini sürdüğün yerler çıkar. Telli, yani 4 kremle saatte çıkar yani. Önemli olan 4 saatte. 4 saatte nasıl bir temizlik yapılmış? 4 saatte her şey mükemmel yapılmış.
yapamazsın. Biz de 4 saatte yaptık zaten tamam, yaptıysak. Tamam ben de ona göre puan tamam, verdim zaten. Tamam biz de ona göre değerlendiriyoruz. Biz de ona göre vereceğiz. Yani lütfen 4 saat olduğu için bence ona göre düşünün. Lütfen 4 sonra saatte... Sonra koltuklara geçti. Evet. Koltukları ilk su geldiğinde bezini yıkadı. Sonra deterjanla silmeye çalıştı. Bezi hiç yıkamadı. Deterjan sıktı bir yere orayı sildi. Sonra buraya sıktı buraya sildi. Hani burayı bitirmeden buraya geçti. Sonra tekrar bu tarafa yeniden geçti. İyi de koltuk geçti. Bir tane. Ha, hepsine bir tane kullanabilirim ki. Hayır bezi hiç bezi yıkamadın koltukta. Deterjan sıktın sildin. Bezi hiç koltukta yıkamadın. Tamam yani onu atlamış olabilirim ama sonuçta şöyle ben bir de nereye farklı bir yere girersem bütün bezlerimi değiştirdim. Her seferinde koltuk kesinlikle. Beğenmedim. Beğenmedim. Koltuğu zaten koltukların altı duruyor açtık. Koltukları özellikle. Altlarında zaten şöyle yani herhangi zaten bir şey yoktu şöyle bir su. En azından temizledim. Hayır köşeler yani komple köşe. Koltukların altında çok pardon koltukun altında çok bir şey yoktu. Evet bir şey yoktu ben zaten şöyle bezle köşelerde aldım. Köşelerde pislikler var. Peki bir şey için şimdi bezle o mutfakta aldım. 2 saat 45 dakika harcadıktan sonra o mutfaktan çıktığı hali performansı ve yorgunluğuyla bu salon nasıl olmuş? Bir de öyle düşün mesela. Ya işte o kalan şeyini cam da bitirmiş. Artık ne kadar gücü kaldıysa onu da cam da bitirmiş. Arkalarını da yaptım bu arada girdim. Tamam. Cam da bitirmiş bütün artık o kalan ne kadar camdan kaldıysa. Camdan sonrası olmamış mı senin olmamış. Için? Peki Arzu ver puanını. Üzgünüm Başak. Çünkü çıtayı çok yükseltmiştin sen. Çıtayı çok yükseltmiştin. Beklenti yükseldi yani o kadar konuşmana. Tuvalet, banyo, tuvaletteki o gider. Banyoya da girdik. Banyo zaten, banyo duşakabinin içi komple duruyordu. Kapının arkasındaki ya, askı tuvaleti duruyor. Tuvaleti gördün mü? Kapının arkasındaki askı da duruyordu, dolap da duruyordu. En azından üstlerini gördün mü, tuvaleti gördün mü? Baktık, baktık arkadaşım. Tuvaleti gördün baktık, mü? Baktık, evet. İnanamıyorum ya. Gerçekten inanamıyorum şu an. Hani kazanıp kazanmamam önemli değil. Gerçekten önemli değil. Şu ya mutfağa giriyorsun adam olmuş mutfak ya. Ya ilk daha odaya girdiğimde süpürgeyle tamam mı? Fırçayla daha doğrusu. Her tarafını aldım. Her tarafını. Peki sorar mısın? Mutfak dolaplarının üstü, yanı, kombi, üstü, camı, yeri. Üstü evet. Onlar camı, nereye gitmiş? Camı, yeri. Ya nereye gitti bunlar Arzu? Camı Kadir sildi zaten. E tamam. Ocak var. Çamaşır diğer makinesi taraf var. Var. Mutfak dolabının üstü var. Kombi çamaşır var. Makine... Tamam yapmış. Diyorum ama hani bak siyah... şimdi ama bak. Ama Kadir ne bak. Diyorum. Yapmış ama elime geliyor kremle siyahlık elime geliyor. Sürdüm tam diyorum elime. Kaç yerde geliyor? Kaç yerde geliyor? Ama nasıl anlayacağım o zaman temiz olup kaç olmadığını? Kaç yerde geliyor? Arzu. Bak yaptım diyor. Ben baktım yapmış ama elimi sürmediğim an anlayamam ki. Arzucuğum kaç yerde mutfak geliyor? Mutfak dolabının üstüne çıktın mı? Çıktım evet. Kaç yerde orası geliyor? Orası hala aynı mı? Kaç yerde geliyor? Yani... Elini sürdün mesela kaç yerde vallahi geliyor? Nereye dokunduysam hepsinde geldi yani. Hatta yıkamasam da gösterseydi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.